Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Epruzhu onkoterapi dosage theoriem laws advocates. Bu teoriyem, yani kanser hastalığının herhangi bir aşamada kesin çözümünü sağlama adına bir takım ilaçlar, programlar ve dozajlar üzerine program hazırlamaya çalışıyoruz. Adım adım bu sürecin sonuna doğru ilerleyeceğiz. Bazı ilaçlar ve dozajları. Prednizon, kortizon. Prednizon 200 mg per oz. Ağız yoluyla 1/5. günler. Prednizon 60 miligram metre kare gün per oz ağızdan veya intravenöz damar içi 1/7. günler. Dexametazon 10 miligram metre kare gün per oz 1/14. günler. Prednizon 60 miligram metrekare gün per oz 1/5. gün her 4 haftada diğer uygulamalar. Prednizon 60 miligram metrekareye per oz ağızdan 1/28. günler. Prednizon 60 miligram metrekareye per oz 1/14. günler. Farklı farklı uygulamalar, klinik araştırmalar mevcut. Bu dozajlar hiçbir şekilde standart olarak tanımlanamaz. Farklı bilim adamları, farklı uygulamalar, farklı tedavi modaliteleri ve rejimleri uygulamışlar ve buna bağlı dozajlar farklı versiyonlar şeklinde klinik tedavi sürecinde yer almıştır. Bunun için bütün seçeneklerle farklı kanser tipleriyle birlikte tablolar çıkarmaya çalışacağız. Bu süreçler geleneksel medikal onkoloji tedavi süreci en sonunda kendi dozajlarımızı tanımlamaya çalışacağız. Prednizon 60 mg metrekare per oz günlük çarp 35 gün sonra azaltın diyor. Atra all transretinoic acid tam remisyona kadar veya 90 gün. Bunu bazı kitaplar 60-90 diye tanımlıyor. 60-90 gün tüm trans retinoik asitler 22,5 miligram metrekare gün per oz her 12 saatte. Prednizon 0,75 miligram kilogram gün per oz çarp 8 gün. Sonra bu dozu
günlük yarıya indirilecek çarpı 10 gün. Sonra 4'te 1'i çarp 10 gün. Sonra 5 miligram gün çarp 20 gün. Sonra bırakılacak. Kesilecek uygulama. Dexametazon, difenhidramin ve H2 reseptör antagonisti ile ilaçlayın diyor. H2 reseptör antagonisti, blokörü, bunlar mide parietal hücreleri dediğimiz asit üreten hücrelerin asit sekresyonunu bloke eden ilaçlardan biri difenhidramin. Prednizon 30 miligram milimetre kare gün per oz ağız yoluyla 1/5. Günle. Prednizon 100 miligram metre kare per oz 1/5. Günler sonra bitirin diyor. Tedavi rejimi içerisinde her 21 günde bir tekrarlayın diyor. Prednizon 80 miligram metrekare per oz ağız yoluyla 1/5. Günler. Her 2 haftada bir tekrarlayın diyor. Dexametazon toplam 20 miligram hepatik arter pompası yoluyla 1/14. Günler. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 2/10. Günler. Her 28 günde bir siklus tekrarlayın. Prednizon 40 miligram metrekare per oz kod toplam 3 siklus her 28 günde bir tekrarlayın. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günde. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günde. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günler. Prednizon sadece ilk ve dördüncü kurslarda verilir. Her 28 günde bir siklus tekrarlanır. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günler. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günler. Prednizon 8 miligram metrekare per oz 1 gün arayla. Tedavi 1 yıl sürer. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/14. Günler. Her 28 günde bir tekrarlayın diyor. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/21. Günler. Sonra 2 hafta boyunca azaltın 2 ve 4. kursları atlayın diyor.
Metilprednizon. Metilprednizon 500 miligram gün intravenöz 15 dakika boyunca bir beşinci günler. Prednizon 40 miligram feroz bir 14. gün. Beş aza sitidin. Beş aza sitidin 75 miligram metrekare gün. C C I I ve 1/7. günler. Dexametazon 40 miligram peroz 1/4, 9/12, 17/20. günler. Her 28 günde bir tekrarlayın. Dexametazon 40 mg peroz 1/4, 9/12, 17/20. günler. Prednizon 1 mg kilogram gün peroz 7 günlük. İlk haftadan sonra azaltın, 21. günde bitirilir. Prednizon 40 miligram metrekare potit 1/4. gün. Her 4 haftada bir tekrarlayın. Prednizon 60 miligram gün peroz 1/5. günler, her 28 günde bir tekrarlayın. Talidomid. Talidomid immün modülatör ve antianjiyojenik özelliği olan bir ilaç. Talidomid. Talidomid 200 mg gün per oz. Dexametazon 40 mg gün per oz 1/4, 9/12 ve 17/20. günler. Tek devir. Dexametazon 40 mg gün per oz 1/4. günler, çift devirler. Prednizon 60 mg metrekare per oz 1/4. günler. Prednizon 60 mg metrekare per oz ağızdan 1/4. günler. Prednizon 60 mg metrekare per oz 1/4. günler. Prednizon 100 mg per oz değişen günler. Prednizon 60 mg metrekare gün per oz 15-28. günler. Her 28 günde bir tekrarlayın. Prednizon 60 mg metrekare gün peroz 1/7. günler. Dexametazon 10 mg metrekare peroz 1/5. günler. Dexametazon 10 mg metrekare peroz 1/5. günler. Prednizon 60 mg metrekare per oz 1/15. günler. Prednizon 60 mg per oz 1/14. günler. Prednizon 100 mg per oz 1/5. günler. Her 21 günde bir tekrarlayın. Cycle. Prednizon 100 mg per oz 1/5. günler.
Prednizon 40 miligram metrekare peroz ağızdan 1/5. Gün ver. Dexametazon 10 miligram metrekare intravenöz damar için günlük çarp 5 gün. Dexametazon 10 miligram metrekare per oz çarp 5 gün. Prednizon 60 miligram metrekare gün per oz 1/5. Günler sonra 3 gün boyunca azaltılır. Prednizon 40 miligram metrekare intravenöz 1/14. Günler. Prednizon 100 miligram metrekare per oz 1/5. Gün. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 1/5. Gün. Dexametazon 20 miligram metrekare per oz 1/5. Günler her 21-28 günde bir tekrarlayın. Prednizon 75 miligram per oz her gün son 15 günde bir dozu azaltın. Prednizon 75 miligram per oz her gün son 15 günde bir dozu azaltın. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/5. Gün. Dexametazon 6 miligram metrekare per oz 1/5. Gün. Dexametazon 6 miligram metrekare per oz 1/5. Günler her 21 günde bir tekrarlayın. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 1/14. Gün. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/5. Gün. Kortizon ağırlıklı tedavi rejimleri. Daha önce de histondeasetilaz ve metil transferaz inhibitör üzerinde program yapılmıştı. Prednizon 5 miligram per oz günde 2 kez. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1 ve 7. günler. 8, 17, 25, 41, 57, 73, 89 ve 105. haftalar maksimum 60 miligram gün. Tekrar ediyoruz. Prednizon 40 miligram metrekare per oz ağızdan 1 ve 7. günler 8, 17, 25, 41, 57, 73, 89 ve 105. haftalar maksimum 60 miligram gün. Dexametazon 6 miligram metrekare gün, potit 1, 4 ve 11, 14. günler. Dexametazon 2 miligram metrekare, potit 1, 4. günler. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/10. günler. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 1/15. günler. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 1/15. günler. Prednizon 60 miligram metrekare per oz 4 taksim dozda 3/30. günler sonra 7 gün boyunca azaltılır. Prednizon 40 miligram metrekare per oz 1/28 ve 43-47. günler.
Bortezomib velkade. Bortezomib velkade ticari ismi. İlaç sınıfı etki mekanizması. Bortezomib PS 341 dipeptidil boronik asit proteozom inhibitörü olan küçük bir moleküldür. Bortezomib ubiquitin proteozom patikasının bir parçası olan 26S proteozomun ters çevrilebilir inhibitörüdür. Bortezomibi biz NFKB nükleer faktör kappa B dediğimiz makrofajlardan nitrik oksit, diğer sitokinler, prostaglandinlerin sentezinde görevli olan DNA probu segmentinin bu ilaç üzerinden nükleer faktör kappayı inhibe ederek kanser hücresinin sürekli dışsal olarak sinyalize edilmesi ve dışarıdan kumanda edilmesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Son derece önemli, kilit bir roldür bu. Dozaj biçimleri damar içi infüzyon. Dozaj biçimleri damar içi infüzyon. İlaç etkileşimi bilinmiyor diyor. Amiodaron, antiviraller, izoniazid, nitrofurantoin ve statinler nöropati riskini artırabilir. Farmakokinetik metabolizma, bortezomib P450, sitokromu enzimleri 3A4, 2D6, 2C19, 2C9 ve 1A2 yoluyla oksidatif olarak metabolize edilir. Ana metabolik yol deboronasyondur ve daha sonra hidroksilasyona uğrayan 2-deboronate edilen metabolit oluşturur. Deboronate bortezomib metabolitleri 26S proteozom inhibitörleri gibi aktif değildir. İnsanlarda bortezomib eliminasyonunun yolu henüz tanımlanmamıştır. Toksisite yaygın olan yan etkileri periferal nöropati, düşük tansiyon, trombositopeni, mide bulantısı, ishal, kabızlık ve kusmadır. Endikasyonlar en az önceki iki tedavi sonrası ilerleme olan multiple myelom hastalıkları ve diğerlerinde uygulanacak. Doz 2 hafta haftalık 2 defa 1,3 mg metrekare doz intravenöz bolusu 1, 4, 8 ve 11. günler. Ardından 10 gün dinlenme dönemi 12-21. günler. Bu 3 haftalık siklus 1 kür sayılır. Doz, tekrar ediyoruz, 2 hafta, haftalık 2 defa 1,3 mg metrekare doz, intravenöz bolusu 1, 4, 8 ve 11. günler arasından 10 gün dinlenme dönemi 12-21. günler. Bu 3 haftalık siklus 1 kür sayılır. Dexametason ilaç sınıfı etki mekanizması çeşitli vücut dokularında pleotropik özellikleri olan kortikosteroidler, benin ve malin lenfositlere doğrudan toksiktir. Güçlü antiinflamatuar etkiye sahiptir. Doz 0,25-6 mg'lık tabletler mevcut.
Ayrıca oral çözelti olarak 0,1 miligram mililitre ve enfeksiyon çözeltisi olarak 4,24 miligram mililitre mevcut. İlaç etkileşimi hepatik mikrozomal enzimleri indükleyen ilaçlar deksametazon metabolizmasını güçlendirir ve etkisini azaltır. Bu ilaçlar fenitoin, tekretol, dilanitidindir. Farmakokinetik metabolizma gastrointestinal sistemde iyi emilir, karaciğerde metabolize olur, eliminasyon yarı ömrü 3-4 saat, başlıca atılım renaldir böbreklerden ama safradan da atılır. Toksisitesi diğer kortikosteroidlerce paylaşılır ve şunlardır: toksisite, lökositoz, hiperglisemi, ruh hali değişimleri, öfori, insomnia, yüksek iştah, kilo alımı, dispepsi, peptik ülser hastalığının alevlenmesi, kataraklar, adrenal süpresyon, ödem ve osteoporozdur. Endikasyonlar onkoloji ve hematoloji hastalarında birçok amaç için kullanılır. Multiple myeloma, kronik lenfojenöz lösemi, akut lenfojenöz lösemi, NHL, immün trombositopenik purpura, hemoglobin anemisi tedavisinde kullanılır. Ödem ve inflamasyonun bulunduğu beyin, spinal kort ve diğer metastatik konumlardaki metastazların semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Ayrıca antiemetik etkinliği artırmak için de kullanılır. Doz: oral ve parenteral doz eşdeğerdir. Akut belirtiler veya aktif tedavi için kullanılan dozlar günlük 16-40 miligramdır. Bazen başlangıç bolus dozu 100 miligram olabilir. Hafifletme tedavilerinde 1-2 miligram günlük doz kullanılır. Antiemetik olarak 10-20 miligram standart dozdur. Evet. Diğer bir ilaç isotretinoin, ticari ad Akutane. İsotretinoin Akutane. İlaç sınıfı etki mekanizması: İsotretinoin spesifik nükleer reseptörlere bağlanan ve gen ekspresyon değişikliğe yol açan A vitamininin retinoid türevidir. Bu değişiklik çoğu malin ve ön premalin hücre kültürlerinde apoptozis, program cell death veya diferansiyasyon ile sonuçlanır. Dozaj biçimleri 10, 20 ve 40 miligramlık kapsüller. Dozaj biçimleri 10, 20 ve 40 miligramlık kapsüller. İlaç etkileşimi hiçbiri not edilmemiş. Farmakokinetik metabolizma. Oral biyo yararlanım yaklaşık %25'tir ve ilaç plazmada yüksek oranda proteine bağlıdır. Karaciğerde metabolize olur ve terminal yarı ömür 10-20 saattir. Ana bileşik ve metabolitleri böbrekler ve biliyer sistemle boşaltılır. Toksisite ilaç teratojeniktir ve doğurma yaşına gelmiş olan kadınlara uygun gebelik önleyici olmadan verilmemelidir. Mukokutanöz yan etkileri doz kısıtlayıcıdır ve kserostomi, stomatitis, konjüktivitis, kurumuş deri, pruritus, şelitis, raş
yamalı alopesi, tırnak ve deri kırılganlığı, fotosensitivite ve epistaksis. Epistaksis içerir. Transaminazlar ve bilirubinde yükselme, hepatit, hiperlipidemi, mide bulantısı, kusma, anoreksi, ishal, baş ağrısı, yorulma, depresyon ve miyaljiler, artralciler daha az yaygındır. Anemi ve pseudo tümör nadirdir. Endikasyonlar akne vulgaris için FDA onaylıdır. Akne vulgaris için FDA onaylıdır. Aerodigestif malignitelerin kemo prevensiyonunda etkili olmuştur. Devam etmekte olan araştırmalar ilacın diğer malignitedeki kemo prevensiyon potansiyellerini test etmektedir. Doz. Kemo prevensiyon çalışmalarında günlük olarak 0,5-4 miligram kilogram günlük dozlar 2-6 ay süresince kullanılmaktadır. Kemo prevensiyon çalışmalarında günlük oral 0,5-4 miligram kilogram günlük dozlar 2-6 ay süresince kullanılmaktadır. Evet, diğer bir ilaç prednizon. Prednizon, ilaç sınıfı etki mekanizması kortikosteroid. Dozaj biçimleri 1,50 mg, 1,50 mg boyutlarında tabletler ve oral çözeltiler. İlaç etkileşimi hiçbiri not edilmemiş. Farmakokinetik metabolizma iyi oral biyo yararlanıma sahiptir. Karaciğerde başlıca olarak ilacın aktif biçimi olan prednizolona metabolize edilir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Karaciğer hastalığı aktif biçime dönüşümü azaltabilir ve prednizon yerine prednizolon kullanımını gerektirir. Atılım yolları iyi bilinmiyor. Toksisite en çok yapısal semptomlar bulunur. Ruh hali değişiklikleri, depresif, kaygılı veya öforik, insomnia, hazımsızlık, güçlü iştah, kilo alımı, akne ve Cushingoid özellikler, diğer yan etkiler daha ciddi olabilir ama daha az yaygındır. Hiperglisemi ve ülser yapan yüksek mide asidi akut olarak meydana gelir. Oysa osteopeni, kataraklar, deri atrofisi ve adrenal yetmezlik uzun süreli kullanılma meydana gelir. Endikasyonlar geniş çeşitli malin ve malin olmayan durumlar için Food and Drug Administration onaylıdır, FDA onaylıdır. Onkolojide lenfoid maligniteler, palyatif bakım ve yan etkiler, toksisite tedavisinde kullanılır. Doz, lenfolitik dozlar genel olarak 5-14 günlük 50-100 mg metrekare günlük aralıktadır. Endikasyonlara göre düşük veya yüksek dozlarda kullanılmaktadır. Doz, lenfolitik dozlar genel olarak 5-14 günlük 50-100 mg metrekare günlük aralıktadır. Endikasyonlara göre düşük veya yüksek dozlarda kullanılmaktadır. Evet. Talidomid ilaç sınıfı etki mekanizması yeni antianjiyojenik ve immunomodülasyon ajanı. Dozaj biçimleri 50 mg'lık tabletler.
İlaç etkileşimi barbiturat, klorpromazin ve etanolun sakinleştirici özelliğini artırır. Farmakokinetik metabolizma her ne kadar kabul edilebilir biyo yararlanımı olsa da gastrointestinal traktan yavaşça ve eksik olarak emilir. Spontan hidrolize metabolize olur ve eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 6 saattir. Tam eliminasyon miktarı bilinmiyor. Toksisite bilinen teratojenite katı değerlendirme ve izlenmesine ve STEPS programı olarak bilinmektedir. İlacı alan erkeklerin menisinde ilaç bulunduğundan erkeklerde gebeliği önleyen bariyer koymak gebeliği önleyen katı önlemdir. Yorulma, gebe kalma ve periferal nöropati esas toksisitelerdir ve doz kısıtlayıcıdır. Miyelosüpresyon yaygın değildir ve genellikle hafiftir. Raş ve baş ağrısı seyrektir. Endikasyonlar kutanöz lepra için FDA onaylıdır. Onkolojide multiple miyelom, böbrek hücresi karsinomu, metastatik melanom ve malign gliyomlarda kullanılır. Hafif anabolik ve iştah uyandırıcı özelliklerinden dolayı kaşekside kullanılır. Doz, onkoloji dozları 50.200 miligram gün aralığındadır. Onkoloji dozları 50.200 miligram gün aralığındadır. Evet. Diğer bir ilaç seçeneği tretinoin, ticari ad Vesanoid. Tretinoin, ticari ad Vesanoid. İlaç sınıfı eylem mekanizması doğal olarak oluşan retinoid akut promiyelositik lösemide malign promiyelositlerin farklılaşmasını, diferansiyasyonunu ve apoptozu programlanmış hücre ölümünü indükler. Dozaj biçimleri 10 miligramlık kapsüller. Dozaj biçimleri 10 miligramlık kapsüller. İlaç etkileşimi hiçbiri not edilmemiş. Farmakokinetik metabolizma iyi oral biyo yararlanıma sahip kısa terminal yarı ömrü yaklaşık 40 dakikadır. Karaciğerde kendi metabolizmasını indükler. Sürekli kullanımda seviyesi ve klinik etkileri azdır. Ana bileşiğin kayda değer boşaltımı belirlenmemiştir. Toksisite ilaç teratojenik olduğundan gebelik yaşındaki kadınlar optimal gebelik önleyici koruma kullanmalılar. Lökositoz nedenli lökostaz ve hemorajik doz kısıtlayıcıdır. Eğer ilaç durdurulursa seyrek olarak ölümcüldür. Yaygın olmasa da retinoid asit sendromu doz kısıtlayıcı olabilir ve ateş, göğüs ağrısı, dispne, hipoksi, pulmoner infiltrasyon ve pleural perikardiyal efüzyonları içerir. Öldürücü olabilir ama ilacın durdurulmasıyla iyileşir ve kortikosteroidler ile tedavi edilebilir. Kurumuş deri, eksfoliyasyon, serostomi, dudak iltihabı, karaciğer fonksiyonu testlerinde yükselme ve hiperlipidemiler yaygındır. Baş ağrısı çoğu zaman görülür ama pseudo tümör serebri veya diğer nörolojik oluşumlar yaygın değildir. Endikasyonlar akut promiyelositik löseminin indüksiyon
tedavisi için PDA, Food and Drug Administration onaylıdır. Ayrıca bu hastalığın bakım evresinde ve diğer hematolojik malignitelerin klinik aktivitelerinde yararlı olabilir. Doz. İndüksiyon için doz 30-90 günlük 45 miligram metrekare gün per oz ağızdan olarak klinik tedaviye göre verilir. Doz indüksiyon için doz 30-90 günlük 45 miligram metrekare gün per oz olarak klinik tedaviye göre verilir. Evet, biraz da yine adrenokortikosteroidler. Küçük bilgiler aktarılacaktır. Kortikosteroidler ve sentetik derivatifleri lenfoma ve metastatik meme kanserli hastaların çok ilaçlı kemoterapi protokollerinde tedavi edeceği ajanlardan biri olarak kullanılır. Semptomla seyreden akciğerdeki lenfangitis karsinomatozda ödemli ve ödemsiz beyin metastazlarında, ağrılı karaciğer metastazlarında, spinal kort basısında, hiperkalsemi, trombositopenide, otoimmün hemolitik anemide, bilateral bronşiyal obstrüksiyonlu tümörlerde kortikosteroidler palyatif amaçla esas tedaviye ilave olarak verilir. Biz esas tedavinin esas komponentlerinden birini hem kortikosteroidleri hem de nonsteroidal antiemflamatuarları dönüşümlü bir şekilde sürece katmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü yasalardan, kanserin oluşumu yasalarında biri chronic inflammation'dır. Chronic inflammation kanser hücresi oluşumu için zorunlu bir zemindir. Bu zeminin varlığında hücrenin elektron sistemleri arasında bir takım değişimler oluyor ve buna bağlı metamorfozis dediğimiz strüktürel yapıda bir değişiklikler şekillenmeye başlıyor. Zaten normal hücre ile bu gibi olgunlaşmamış hücrelerin hem morfolojik hem moleküler hem de diğer konularda çok ciddi farklılıklar olduğunu yayınlarımızda belirttik. Antiinflamatuar ve immunosupresif etkilidir. Endotele yapışan nötrofilleri mobilize ederek nötrofilik lökositoz yapar. Dolaşan eozinofillerin monosit ve lenfositlerin özellikle supresör T lenfositlerini fonksiyonlarını baskılama ve sayıca azaltma etkisine sahiptir. Bu etkiyi hücrelerin vücut kompartmanları arasındaki dağılımını değiştirerek gösterir. Lenfositler üzerine ayrıca lenfolitik etkisi vardır. Lenfosit büyüme faktörlerini inhibe ederek fonksiyonlarını supresyona uğratır. Growth faktörler, topikal hormonlar, nitrik oksit, sitokinler, prostaglandinler aynı zamanda kanser hücresini dışarıdan sinyalizasyonla sürekli uyaran mekanizmalar olduğu için bu hücre kendi beyniyle kendini değil dışsal olarak gönderilen sinyallerin rotalandırmasıyla hareket tarzları çizmektedir. Kortikosteroidler etki
sürelerine ve derecelerine göre iki gruba ayrılır. Birinci grubu hidrokortizon, kortizol ve prednizol gibi kısa etkililer. İkinci grupta daha uzun ve daha kuvvetli etkiye sahip kortikosteroidler oluşturur. Dexametazon ikinci gruptadır. Uzun süreli kortikosteroid alan hastalara profilaktik antiasit verilmelidir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda metilprednizolon tercih edilmelidir. Prednizon 5 mg'lık tabletler halinde 20-60 mg metrekare gün peroz metilprednizolon metrol prednol 4 ve 16 mg tabletler halinde 16-48 mg metrekare gün peroz. Dexametazon dekort 0,5-0,75 mg tablet 8 mg ampul halinde dozlar 6 saatte bir tekrarlanmak üzere toplam 8,96 mg gün dozunda verilebilir. Toksisite ve yan etkileri uzun kullanıma bağlı olarak artar. Peptigülser, sodyum retansiyonu, ödem, kalp yetersizliği, hipertansiyon, potasyum kaybı, hipokalemi, alkaloz, adale güçsüzlüğü, glikoz intoleransı, gövdede yağlanma, kilo artışı, proksimal miyopati, öfori, psikozla birlikte şahsiyet değişikleri, osteoporoz, aseptik nekroz, hipofizadrenal aksının süpresyonu, enfeksiyonla dirençsizlik en belirgin yan etkileri. Bu kaynaktan tabi hücre farklılaştırıcı ajanlar tedavi az önce bahsettiğimiz ol transretinoik asit çok farklı türevler bulunmaktadır. Tümör hücreleri farklılaşma derecelerine göre üçe ayrılmaktadır. İyi, orta ve kötü farklılaşmış diferansiye tümörler. Bir tümör hücresi morfolojik olgunlaşma ve farklılaşma bakımından kaynak dokuya ne kadar benzerse iyi diferansiye tabii ne kadar benziyorsa demek o oranda enerjiye sahiptir ve hücrenin şekilsel morfolojisi ve strüktürel yapısı da normal hücrelere o oranda yakındır. Ne kadar enerjisi azsa vital fonksiyonları neredeyse tamama yakını yürüyemeyeceği için, çalışmayacağı için şekli de o kadar sapıtmakta, normalden ayrılmaktadır. Bu ise agresif ve malign kanser hücrelerini tanımını bize yaptırmaktadır. Tabii bu da hem prognozu hastalığın geleceğini kötüleştirmekte, vahim hale getirmektedir. Ayrıyeten hücrenin normal DNA'sının değil, mutasyonların kumandasında ve dışarıdan makrofajlardan gönderilen sinyallerle kumanda edildiğinin de ifadesi. İyi diferansiye tip prognozu o kadar iyi olmaktadır. Retinoidler bu hücrelerin diferansiye olmasına, farklılaşmasına yani olgun hücreler yönünde bir yapılanmaya, bir yeniden şekil ayarlamasına dönüşmesine sebep oluyor. Ol transretinoik asit. Farklı farklı türevler vardır. 45 mg metrekare gün.
filan. Dozajlarını az önce diğer programlarda İngilizce ve Türkçe olarak da bahsetmiş bulunuyoruz. Diğer bir ilaç az önce bahsettik. Talidomid 400 miligram gün per oz ya da 200 miligram. Dexametazon 40 miligram gün her ayın 1/4. günleri. Sekiz miligram metrekare oral 7. günler her 4-6 haftada bir prednizon. Kurtarma tedavisi için yeni yaklaşımlarda bortezomib. Bu proteozom inhibitörüdür. Fakat biz onu nükleer faktör kappa, transcription faktör dediğimiz çok hayati makrofaj, immün sistem kronik yangı, kronik süreçlerde dominant olan makrofaj hücrelerinin DNA'sında bir takım kanser hücresini sürekli kötüleştiren, bozan ve negatif süreçlere taşıyan sekresyonların, nitrik oksit, prostaglandinler, sitokinler gibi bunları DNA düzeyinde bloke etmek için kullanılan bir ilaç. Bortezomib 1,3 miligram metrekare. 1, 4, 8 ve 11. günlerde her 3 haftada bir bazen dexametazonla birlikte bortezomib 1,3 bazısı 1 tire 1,3 diye tanımda getiriyor bilim adamları. 1,3 miligram metrekare 1, 4, 8 ve 11. günlerde her 3 haftada bir bazen dexametazon ile birlikte kortizonlar, kortikosteroidlerle ilgili dünya kadar seçenek ve dozajlama alternatifleri tanımlanmıştır. Evet. Bu programı burada sonlandırmak istiyoruz. Diğer ajandalarımızda geçmiş dönemlerde almış olduğumuz dozajlama notlarını da yeni programda dile getireceğiz. Artı bazı kitaplarda tespit ettiğimiz bizim tedavi rejimlerini destekleyecek dozajlamalar ve sikluslar, cycle'ları, aralıkları, intervallarını hangi dozaj, hangi table'la, schedule'la uygulandığını adım adım yayınlayacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sabırla dinlediğiniz için program biraz uzanmıştır. Bu ağır konuyu sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler herkese. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Bu yol çok ağır, çok sabırla adım adım yürümeyi gerektiriyor. Unutmayalım, kesin çözümle uğraşıyoruz. Erken tanı veya diğer parantezli şeyler gerçek çözüm değildir. Gerçek çözümde hastalığın hangi aşamasında isterse olsun gerçek tedavi rejimiyle 9 adet tedavi rejimi hazırladık. Şimdi bu 9 tane tedavi rejimi ki adı Anti-Cancer Medicine Approach, Theory and Laws ve rejimleri. Bunların dozajlama sürecindeyiz. Ve en son bu hastalık tamamen bu dünyadan gitmiş olacak. Teşekkürler, saygılar, sevgiler.
Hoşça kalınız. Allah'a ısmarladık.